Değerli seyircilerimiz, hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizde bugün de karşınızdayız. Yine Manisa'yı ve Manisalıları yakından ilgilendiren tüm önemli gelişmelerin ayrıntılarını bültenimizin yayın akışı içerisinde paylaşacağız sizlerle. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında meclis üyelerine seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle yad etti. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında meclis gündem maddelerinin oylanması öncesi meclis üyelerine seslenen Başkan Ergün, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle yad etti. Pazartesi günü 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edildiği demokrasi ve milli birlik günümüzde aziz şehitlerimizi yad edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin aziz milletimizle omuz omuza dik durarak bertaraf ettiği bu hain darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler öncelikle diliyorum. Ülkemizi geriye ve karanlığa götürmeyi amaçlayan, kökü dışarıda ihanet şebekelerinin, maskelerinin düştüğü böyle karanlık günleri Cenab-ı Allah bir daha milletimize yaşatmasın. Bugün de Hakkari'de PKK'lı hainlerin askeri aracımıza düzenlediği alçakça saldırıda iki evladımızın şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu vesileyle bu cennet vatan için canlarını vermiş tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Toplantıda 27 yıl boyunca Kırkağaç'ta Ziraat Odası Başkanlığı yapan ve geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybeden Süleyman Boğaz'ın adının memleketinde caddeye verilmesi teklifi de görüşüldü. Teklif kapsamında merhum Süleyman Boğaz'ın adı Kırkağaç ilçesi Öveçli mahallesinde bulunan Kırkağaç Soma asfaltından başlayıp Öveçli girişinden itibaren 1697 parseldeki camiye kadar olan yola isminin verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Kararın ardından Kırkağaç Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Başkan Ergün'e ve meclis üyelerine karar nedeniyle teşekkür etti. Tüm maddelerin oylanmasının ardından bir sonraki oturumun 20 Ağustos Salı günü saat 18'de yapılması kararıyla birleşime son verildi. Sayın seyircilerimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yatırımlarını hızlandırmak ve Ankara ayağını takip etmek amacıyla başkente gitti. Başkan Ergün burada ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi liderinin selamlarını ve dualarını aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara temasları kapsamında ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Başkan Ergün'ün Ankara ziyaretinde Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran da yer aldı. Genel Başkan Bahçeli'ye Manisalıların selamlarını ileten Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve Ankara ziyaretleriyle ilgili detaylar hakkında bilgi verdi. Manisalılara selam ve sevgilerini gönderen Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar dileyerek hayır dualarında bulundu. Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaretinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sırasıyla teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Araştırma Strateji Geliştirme Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Nevin Taşlıçay, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Fethi Yıldız'la yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı da ziyaret etti. Değerli seyircilerimiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetlerini hızlandırmak amacıyla Ankara'ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalıların imar ve asfaltla ilgili beklediği güzel haberleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaretinin ardından kendileriyle paylaştı. Gerekli izin ve onaylarla kredilerin alındığını duyuran Başkan Cengiz Ergün, hızla çalışma başlatacaklarının müjdesini verdi. Başkan Ergün, özellikle köylerde temel malzemesi çekilen ancak asfaltı atılamayan il genelindeki 300 kilometrelik yol ağında kredi onayının alındığını duyurdu. Manisa'da devam eden ve planlanan yatırımların Ankara ayağını hızlandırmak amacıyla Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran'la birlikte Ankara'ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, burada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK üyesi Murat Baybatur, Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal ve Mehmet Ali Özkan'ın da yer aldığı ziyarette Manisalıların imar ve asfalt konularında bekleyen yatırımları Bakan Kurum'la paylaşıldı. Bakan Kurum'la görüşmenin ardından Manisalılara müjdeli haberleri veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Grup Başkan Vekilimiz Erkan Akçay, AK Parti MKYK üyemiz Murat Baybatur ve milletvekillerimizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'dan Manisalıların acil olarak beklediği yatırımlar noktasında taleplerimiz oldu. Sayın Bakanımızın imar ve asfaltla ilgili gerekli kredi onayları ve izinleri verdiğini buradan müjdelemek istiyorum. İnşallah hızla çalışmaları başlatarak Manisa'mızın beklediği hizmetleri yerine getireceğiz. Bunun yanında özellikle köy yollarında temel malzemesi serilen ancak kaynak nedeniyle asfaltı atılamayan ilimiz genelinde 300 kilometrelik yol vardı. Bununla ilgili kredi onayını da Sayın Bakanımızdan aldık. Asfalt bekleyen köylerimiz için bu da ayrıca sevindirici bir haber oldu. Bizlere gerekli desteği veren Sayın Bakanımız başta olmak üzere Grup Başkan Vekilimize, AK Parti MKYK üyemize ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Manisa'mız için hayırlı olsun diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Ankara'da MHP ve AK Partili milletvekilleriyle buluştu. Kentte devam eden ve yapılması planlanan hizmetleri yakından takip eden Manisa heyeti, birlik ve beraberlik tablosu çizdi. Bir takım temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte burada MHP-TBMM Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK üyesi Murat Baybatur, Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal ve Mehmet Ali Özkan ile buluştu. Başkan Ergün'e Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran da eşlik etti. Başkan Ergün, Manisa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette daha sonra hatıra fotoğrafları çektirildi. Başkan Ergün ve Manisa heyeti daha sonra AK Parti MKYK üyesi Murat Baybatur'un makamına konuk oldu. Ankara'daki Manisalı buluşmasında gündem Manisa'da devam eden ve yapılması planlanan hizmetler oldu. Başkan Ergün, Manisa heyetiyle birlikte son olarak Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i ziyaret etti. Değerli seyircilerimiz, Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa ve UNESCO Global Jeoparkı olan Kula Jeoparkı'nın UNESCO'dan alınan 2 yıllık sertifikasının bu kez 4 yıl olarak yenilenmesi bekleniyor. İtalya ve Macaristan'dan gelecek olan Avrupa Jeoparklar UNESCO Denetim Heyeti, Kula Jeoparkı'nı ziyaret ederek denetimlerini gerçekleştirecek. İncelemeler sonrasında sertifikanın 4 yıllık olarak verilmesi öngörülüyor. Kula ilçemiz, Manisa kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz için son derece önemli bu sürecin, heyecanın. Dilerseniz öncelikle haberini sizlerle paylaşalım. Hemen sonrasında da Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil stüdyomuzda konuğumuz olacak ve heyetin ziyaretleriyle ilgili programı
hedefleri bizlerle paylaşacak. Kula Jeoparkı 2019-2023 yılları için UNESCO tarafından sertifikalandırılacak. Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa ve UNESCO Global Jeoparkı olarak kabul edilen Kula Jeoparkı, Avrupa Jeoparklar UNESCO denetim heyetini ağırlayacak. Denetim üyeleri İtalyan Alessandra Cassini ve Macar Zoltan Barnabos 4 gün boyunca Salihli ve Kula'da denetimlerde bulunacak. Yapılan incelemelerin ardından sertifikanın 4 yıllık olarak yenilenmesi öngörülüyor. Kula Jeoparkı, Batı Anadolu Ege eşiğinde Manisa ili sınırları içerisinde yer alıyor. Yaklaşık 300 kilometre kare alanı kaplayan Kula Jeopark sahası, ekseriyeti Kula ilçesinde olmakla birlikte kısmen Salihli ilçesiyle Sandal beldesi, Gökçeören beldesi, Adala beldesi ve Gökeyüp beldelerini içine alıyor. Türkiye'nin en genç volkanik sahalarından birisi olan Kula volkanlarının şöhreti, antik Yunan coğrafyacısı Strabo'nun Geografika adlı eserinde Kula'yı Katakumene olarak tarif etmesinden beri 2000 yıldır artarak devam ediyor. Kula Jeopark sahası doğal, jeolojik, kültürel ve arkeolojik zenginliğinden ötürü antik dönemlerden günümüze pek çok seyyahın ve araştırmacının ilgisini çekmiş ve eserlerine konu olmuş. Kula ve çevresinde peri bacalarından karstik mağaralara, kanyonlardan volkan konilerine pek çok doğal miras bulunuyor. Üstün nitelikli jeolojik ve jeomorfolojik mirasın yanı sıra Kula, çok iyi korunmuş Osmanlı kent mimarisiyle zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip. Kulamız için taptaze, sımsıcak bir heyecan, güzel bir süreç yaşanıyor ve özellikle bu önemli ziyaretin ayrıntılarını az önce de sizlere anons ettiğim üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil ile konuşacağız. Sayın Açıkdil, hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, sağ olun. Eksik olmayın, dönem dönem programlarımıza, bültenlerimize katılarak benim de kişisel olarak büyük hayranlık duyduğum bilgi birikiminizi, görgünüzü burada sevgili seyircilerimizle paylaşmamıza aracılık ediyorsunuz. Bu kez de Kula ile ilgili sizden çok güzel şeyler öğreneceğiz. Kula bizim için önemli, yani Manisa için önemli. Jeopark'tan dolayı Türkiye için de önemli bir jeopark. Kula Jeoparkı UNESCO belgeli. Evet. Ama biz UNESCO ile yapılan temaslar neticesinde 4 ay önce yeni sınırları tespit ettik. Daha önce global olarak tespit edilmişti. Ortalama olarak tespit edilmişti. 300 kilometre kareye kapsıyordu. Ama UNESCO hem Kula hem de Salihli ilçe sınırlarını, coğrafi sınırlarını baz alarak yeni bir sınır tespit istedi. Biz de ona göre tespit ettik. Ve yani alan genişledi, sorumluluk ve yetki alanı daha büyüdü diyebiliriz. 2340 hektar civarında bir alana kapsadı. Bu da jeoparkımızın zenginleşmesi demek. Şimdi gelen yeni düzenleme ile bu alanda aşağı yukarı 70 küsur jeosit tespit edildi. Yani destinasyon merkezi tespit edildi. Buraları ziyaret edip daha da zengin bir hale getirildi. UNESCO'dan bahsedersek, UNESCO belgeyle Kula Jeoparkı, inşallah bu tespitten sonra, bu ziyaretten, bu denetlemden sonra da Kula Salihli Jeoparkı olarak anılacak. Tescillenmiş olacak. Belgeyi de aldığımızda. Ne anlama geliyor Sayın Başkanım? Şöyle, tek jeopark Türkiye'de. Hı hı. UNESCO belgesi alan tek jeopark. Şimdi 4 yılda bir veriliyor bu UNESCO belgesi. Yani 4 yılda bir şöyle veriliyor. Her 4 yılda bir denetleniyor. Hı hı. Eğer UNESCO şartlarını sağlıyor ise yenileniyor. Belge yenileniyor. Evet. Şimdi biz bugüne kadar hep Kula Jeoparkı olarak, UNESCO Jeoparkı olarak bahsediyorduk. İnşallah bu ayın 13'ü, 13 Temmuz ve 17 Temmuz arasındaki gelen iki denetçi arkadaş ile, bunlar UNESCO denetçisi, biri Macar, biri İtalyan. Bunların denetimi neticesinde Kula Salihli UNESCO Jeopark belgesini aldığımızda bu sınırlarımız çerçevesinde daha da zengin bir jeopark olmuş olacağız. Evet. Hangi kriterler ölçeğinde bir denetleme yapılıyor Sayın Açıkdil? Şimdi birincisi jeoparkın tanınırlığını arttırmak. Evet. Sürdürülebilirliğini sağlamak,
yerel halka hizmette, kırsal kalkınmadan, kooperatifleşmeden, eğitim vermeden ve çeşitli afetlerden korunma eğitimleri vermeden dolayı bir denetime tabiyiz şu anda. Biz bunların hepsini sağladık. Yani hem yerel halkın bilinçlendirilmesi, hem jeoparkın tanıtılması, yönlendirme levhalarından, tanıtım broşürlerden ve çeşitli materyallerden de zenginleşmesi açısından bunların hepsi sağlandı. Jeoparkta görev alanların yine eğitimlerinin bu tabii, anlamda mutlaka, değil mi? Yükseltildiğini mutlaka. Görüyoruz son yıllarda. Daha önce iki kişiydik jeoparkta ama şu anda Büyükşehir'in, Salihli'nin ve Kula'nın çalışan elemanlarıyla aşağı yukarı 12 kişi civarında oldu. Bu da jeoparkın hem sürdürülebilir hem gelişmesini tabii, gösteriyor. Tabii. İnşallah biz bu denetimden de alnımızın akıyla çıkacağız. Sevincimiz şu, Kula Salihli Jeoparkı olarak değerlendirilecek. Evet. Bundan sonra nedir Salihli'den katılmasıyla bizim alanımızın genişlemesinde? Bir defa Bintepe'ler, yani dünyada eşi emsali olmayan kral mezarlarının doğru. bulunduğu bir alan. Evet. Bu çok enteresan ve orijinal bir antik yerleşim. Oranın tanıtımı anlamında da yine çok artı bir değer katacaktır. Tabii yani mutlaka. Jeopark bunu evet. bundan sonra artık Kültür bir Turizm bütün, Müdürlüğü tanıtıyor ama. Bir bütünsel içinde düşünülecek evet. artık orası. Evet. evet, Jeopark da devreye girecek. Ve Jeopark, Jeopark kurumlarının içinde de bu da bir tanınırlığını sağlamış olacak. İkincisi Sart Antik Kenti'nin tanıtılması. Tabii. Sart Antik Kenti de şöyle önemli hem Avrupa hem dünyada. Dünyada ilk paranın basıldığı, altın paranın basıldığı bir yer. Bu da dünyada ilklerden. Bu da Kula Jeoparkı, Kula Salihli Jeoparkı sınırları içinde tanıtılınca jeopark açısından da önemli bir değer kazandırmış olacak. Bu hem bizim Kula Salihli Jeoparkı'nın önemli bir değeri çok doğru. hem de Jeoparklar Birliği'nin yani çok, Avrupa Jeoparklar Birliği'nin içinde önemli bir destinasyon. Bir de tabii çok değer gören, saygınlığı, itibarı çok yüksek, bu anlamda ciddi evet. bir kurumsallığı olan UNESCO tarafından da tescilleniyor. Olması bütün bu bölgelerin evet. bir bütünsellik içerisinde herhalde çok daha mutlaka. Anlamlı hale getiriyor çünkü bu çalışma. Çünkü biz Lidya Krallığı dediğimizde şöyle bir aks, Ege'nin bütününü kapladığı gibi Zonguldak'tan Mersin'e şöyle bir çizgi çizdiğimizde Türkiye'nin de aşağı yukarı batısının tamamını kaplamış oluyor ki bu Lidya Krallığı çok önemli. İpek yolunda ticaretin hakim olduğu, paranın ilk basıldığı ve kral mezarlarının da işte Bintepeler dediğimiz höyükler, tümülüsler olarak önemli merkezlerden bir tanesi. Bu da bizim jeopark sınırları içine giriyor. UNESCO için de bu yönden de ayrı bir değer kazandırmış oluyor. Bizim Kula'da jeopark merkezimiz vardı. Salihli'nin de sınırların içinde alınmasıyla Salihli'de de bir jeopark ziyaretçi merkezi kuruldu, tespit edildi. Daha doğrusu müdür hanım evi vardı. Daha önce Salihli Belediyesi'ni restore etti. Hı hı. Onun içinde birkaç binadan müteşekkil orası. Bir kompleks yapı. O binalardan bir tanesi bizim ziyaretçi merkezi oldu. Diğerleri yine eski işlevini devam ediyor. Gelen Salihli'ye gelen jeoparkla ilgili ziyaretçileri burada ağırlıyoruz. Burada tanıtımını yapıyoruz. Ondan sonra da alandaki alan yetiştirdiğimiz alan kılavuzları vasıtasıyla da orayı gezdiriyoruz. Rehberlik evet. hizmeti sağlıyoruz. Adala bölgesi de galiba değil Adala mi? Adala bölgesi zaten daha önce sınırların evet. içindeydi. Adala vardı. Bölgesinin ilk insan ayak izleri de var. Orayı geziyorlar. Bintepe'leri, Sardes'i, Antik Kenti'ni. Evet. Göl Marmara'nın bir kısmı yine bizim sınırların içinde. En son Kemer ve Çömlekçili ünlü Gökeyüp köyüne kadar da bu gezinti aksı devam ediyor. Zengin bir jeopark. Kesinlikle olmuş, öyle. Şimdi gelelim heyetin gezisine buradaki. Evet. Çünkü bu son derece önemli heyecanı burada bundan sonra bölgeyi geleceğe çok daha büyük hedeflerle taşıyabilecek çalışmayı siz eğer yerel halkla o bölgede çalışan, o bölgede emeğini sergileyen öğrencisiyle, emeklisiyle, evet. esnafıyla, tüccarıyla, tarım işçisiyle, çiftçisiyle paylaşamazsanız,
oraya bütünleştiremezseniz, onların da bu heyecana doğru ortak olmasını sağlayamazsanız aslında bu proje havada kalır gibi geliyor bana. Dolayısıyla zannediyorum İtalyan ve Macar denetçinin ziyaretleri sırasında kültürlerin kaynaşmasını ve buluşmasını sağlayabilecek, bizim Manisa'mızın kendine has değerlerini onlarla paylaşabilecek çok güzel etkinlikler organize edildi. Siz de mimandarlık edeceksiniz heyete bu anlamda. Biz de biraz o süreç, 4 günlük süreç Salihli'den Kula'ya nasıl uzanacak, nerede noktalanacak, o rotayı çizer misiniz? Ayın 13'ünde geliyorlar. Havaalanından alıyoruz onları. İlk konaklama yerimiz Salihli. Salihli Kurşunlu Kaplıcalarında konaklatacağız. Orada ağırlayacağız. Kurşunlu Kaplıcaları şu anda hem yeşiliyle hem akan sularıyla, temiz havasıyla, temiz havası, kuş sesleriyle tam bir tabiat cenneti. Kesinlikle öyle. Bir defa burada büyük bir etki altında kalacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü hakikaten güzel bir konaklama merkezi. Buradan sonra da Salihli'nin bu bahsettiğimiz Bintepe'leri, Sart Antik Kenti'ni, Gököyübü, Adalayı, Adala Kanyonu'nu, oraları gezdireceğiz. Dolu dolu bir gezi programı olacak. Biz gezdireceğiz, onları denetleyecekler. Tabii. İki gün Salihli'de kalacağız. 15'i akşamı Kula'ya geçeceğiz. Hı hı. 15'i akşamı Kula'ya geçtikten sonra sabah tekrar Kula'ya geçeceğiz. Evet. 16 sabahı. Öğleyin de yine Kula, bizim Büyükşehir Belediyesi'nin 5 tane restore ettiği ev var. Bu evlerden bir tanesi ve önemlisi, ahşap işçiliğiyle, her şeyle önemli olan Beylerevi. Beylerevi'nde bir öğle yemeği yiyeceğiz. Orada Kula... Şimdi arkadaşlarımız ekrana da getiriyorlar bir yandan da. Evet, Beylerevi'nde. Bu harika mimarisini, bu çok güzel çok tarihsel güzel dokusunu. Ahşap eğer yapıları, görmemiş ahşap olanlar varsa en azından ekrandan bir şahitlik etsinler diye. İkinci etkilenecek nokta da bu olacak. Hı hı. Burada yörel kıyafetlerle hanımlar hizmet etmiş olacaklar burada. Kula evindeki o adeti yaşatacağız. Yerel adeti yaşatacağız. Kula'nın lezzetli yemeklerinden, yerel tatlarından onlara ikram edeceğiz. Ondan sonra hem evleri hem de Kula Jeoparkı'nı, lav yapısını, o konileri, sandal divliti, Kula divliti gezeceğiz. Ahşap köprülerden yürüyeceğiz. O alanlarda biz onları gezdireceğiz. Yine onlar denetecekler. Karşılıklı bir etkileşim. Karşılıklı bir etkileşim olacak. Akşamına da Kula'nın Yaren ekibi var. Çok o da meşhurdur. Çok tabii, da meşhur, bilen zevkli. Bilir. Evet. Onların türküleriyle ve onların oyunlarıyla da bambaşka bir kültüre aslında kapı açılacak. Kapı açılacak. Oradaki ziyaretçi merkezinde biz Kula'da restore edilmiş bir kilise vardı. Bizden önce restore edilmişti. Ve o bugüne kadar ancak ziyaretçi geldiğinde açılıyordu. Daha doğrusu evleri gezmeye gelen ziyaretçilere açılıyordu. Şu anda biz orasını ziyaretçi merkezi yaptık. Kula Jeopark ziyaretçi merkezi yaptık. Hem tarihi kiliseyi gösteriyoruz, hem orada bizim Jeopark'ın müze şeklinde olan taşlarından, yapısından bahsediyoruz, sunumlar yapıyoruz. Buraya gelen tarihi evleri gezmeye gelen halk Jeopark'ı da kiliseyi gezerek tanıyorlar ve bundan sonra da Jeopark alanına gitme imkanı sağlanmış oluyor. Yani iki, hem Salihli'deki hem Kula'daki Jeopark ziyaretçi merkezleri çok bu yönden çok önemli ve değerli yerlerdi. İnşallah bundan sonra da ayın 16-17'si sabahı da kahvaltıdan sonra onları tekrar uğurlamış olacağız. Şimdi heyetin buradan çok büyük bir misafirperverlikle, buradan çok güzel anılarla ayrılacağına dair kuşkumuz yok. Ama burada tabii yine profesyonel bir sürecin olduğunu, kuşkusuz dediğiniz gibi bir gezinin yanında aynı zamanda da bir denetleme, istişare programı olduğunu da göz ardı etmeyelim. Kuşkusuz bize elimizden geleni yapacağız ama 4 yıllık 2019 yılından başlayacak, 2023'e bizi taşıyacak. 2023 özel de bir tarih tabii, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olması hasebiyle. Bu 4 yıllık sertifika UNESCO tesciliyle birlikte neler değişecek? Gerek Kula Jeoparkımız için gerek ilçemiz için, özellikle de turizm anlamında herhalde çok daha ciddi bir hareketin başlamasını bekleyebiliriz değil mi? Şimdi bu bahsettiklerimiz Jeopark'ın bünyesinde olan kurumlar, ziyaretçi merkezleri, işte alandaki gezilecek, görülecek yerler. Ama bunun haricinde... Bununla sınırlı değil tabii o zenginlik. Tabii bununla sınırlı değil. Bunun haricinde yine UNESCO'nun önemsediği
yerel halka ne veriyor jeopark olarak? Evet. Ne gibi destekler evet. sağlıyorsunuz? Burada en önemlisi kırsal kalkınma. Hı hı. Yani bu kırsal kalkınma jeopark sınırları içerisinde biz sınırları çerçeveledik. Dolayısıyla bunun içine giremezsiniz, bir şey yapamazsınız. İşte biz müsaade etmeyiz veya yaparsanız bizim iznimiz olması lazım. Bu takım şeyler kesinlikle yok. Yani jeopark anlayışında ve UNESCO'nun anlayışında böyle bir kısıtlama yok. Ancak olursa onu telafi etmeniz lazım. Tabii. Yani ekemezsiniz, biçemezsiniz. Burası tescilli bir alan dediğinizde onu oradan kazanç bedeli neyse onu sağlamanız lazım. Ama bizim böyle bir ekilip biçilmeyecek bir arazimiz yok. Doğru. Çakırca Köyü bizim kırsal kalkınmada tespit ettiğimiz ve onu da ilk defa orada uygulamasını yapacağımız. Pilot bölge gibi aslında pilot değil bölge. Mi Çakırca Köyü? Evet. Orada Çakırca Köyü'nde Çakırca Köyü'nün okulunu yeniledik. Hı hı. Onun önünde bahçesinde de genişçe bir alan var. Gelen bu denetçi arkadaşlarımız mutlaka Çakırca Köyü'ne de gelecekler. Peribacalarından sonra evet. geçilen bir yer burası. Burada yine yöresel tatlardan köyde üretilen gözleme, bazlama o takım şeyler ikram edilecek. Ve orada kırsal kalkınma yönünden bize onlara verdiğimiz destek anlatılacak, sunulacak. Mesela bizim o bölgede şeye giden, bazalt sütunlara giden bir yolumuz var. Hı hı. Bu yol zaman zaman onların işte koyun otlatırken, koyunu belli bir yere kullandıkları götürürken bir kullandıkları bir yolun evet. aksında bulunuyor. Onlar o yolu kullanmıyorlar ama üzerinden Anladım. Atlayıp geçiyorlar. Evet. Tahrip oluyor zaman zaman. Ama biz oraya onların geçebileceği bir yer ayırdık. Hı. Ve oraya da leva koyduk. Burada hem kırsal kalkınmayı destekliyoruz, hem işte buradan geçmelerini sağlıyoruz. Dolayısıyla bizim o bölgede tahribatı da önlemiş oluyoruz. Hem de hayvancılığa önem veriyoruz tabii, diye de tabii. Birinci olarak imkan olarak bu. Ama ikincisi de bu hayvansal ürünlerin tanıtımı, imalatı, kooperatifleşmesiyle de inşallah bundan sonra ona daha çok önem vereceğiz. Bunu sürdürülebilirliğini sağlayacağız. O Çakırca Köyü'nün okulunda da bunların satış noktası olarak çok değerlendireceğiz. Güzel, çok güzel. Bu bölgeye gelen... Ciddi bir ihtiyaç da var aslında. Çok. Yani ciddi bir toplumdan bu anlamda beklenti de var maalesef. Var. Yani bu köydeki bazal sütunlardan Hı-hı. dolayı zaten Hı-hı. o köylü de gelen giden misafire, yabancıya alışık. Evet. Alışık. Güler yüzlü. Orada bir hareket insanlar. Var zaten. Hareket evet. var. Böyle bir şey istendiğinde onlar da gönüllü olarak bu işe hemen cevap verdiler. İnşallah ikinci etapta da bunu sağlamış olacağız. Çok güzel. Şimdi malumunuz tabii ülkenin genel ekonomik konjonktürünü göz önüne aldığımızda son yıllarda özellikle gıda alanında, tarımsal Hı. üretimde ciddi düşüşler var. Hı. Bu konuda dışa bağımlılığımızın ne yazık ki giderek daha fazla Hı. arttığı, Hı. kendi tohumumuzun, kendi zirai girdilerimizin giderek azaldığı, tarımsal alanlarımızın, ekili alanlarımızın yine aynı oranda küçüldüğü ve daha çok evet. imara açıldığı süreçler yaşadık. Girdi maliyetleri de çok yüksek olunca çok. Çiftçimiz neredeyse üretemez noktaya geldi. Doğru. Ve bu toplum evet. olarak da bize tabii ki gıda güvenliği anlamında evet. çok ciddi bir tehdit olarak döndü. Dolayısıyla aslında bildiğim kadarıyla bir gazeteci gözlemiyle doğrudan yerel yönetimlerin sorumluluğunda değildir. Bu daha çok merkezi hükümetin, merkezi Doğru. otoritenin Doğru. uhdesinde Doğru. olan bir konu ama bir yurtseverlik, bir vatandaş bilinciyle yerel yönetimler de son yıllarda kırsal kalkınma alanına ciddi destekler veriyorlar. Bizim Mutlaka. De Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak evet, bu konudaki evet. desteklerimiz zaten evet. şu anda sizin de konuk olduğunuz haber bültenlerimize sıklıkla halkımızla paylaşılıyor. İşte sera desteklerinden tutun da ürün bazlı desteklere kadar. Bu anlamda bu anlamda evet tam olarak bu kırsal kalkınmanın bu işte yeni bir modeli belki de Türkiye'nin gündemine getirebileceğini söyleyebiliriz. Burada da var. Çok iddialı olur mu bu söylem? Büyükşehir olarak Cengiz Başkanımız bunu ilk defa Demirci yöresinde başlattı. Hı hı. Seracılık Doğru. tarımını. Orada ziyaret ettim. Orada mesela domates, biber, patlıcan, lahana, marul bu takım şeyleri aspert dediğimiz marulları hı hı. üretiyorlar. Çok memnun çok halkımız. Da memnunlar. Evet, çok da memnunlar. Öyle. Bütün borçlarını ödedik diyorlar. Birim alanda ciddi bir verimlilik var ve bu da karlılıklarını yükseltiyor. Evet. Şimdi Kula'da da ikinci ilçe olarak da Kula'da bu işe başlayacağız. Yine Jeopark'ın öncülüğünde Kula Belediyesi'nin de teşvikiyle Büyükşehir'in de desteğiyle olacak. Termal su mevcut zaten Kula'da. Bu termal sudan seralar yapıp
üretimi seracılığa çevirecek şekilde yine bizim jeopark sınırları içinde birkaç köyde var. Burada başlatacağız. Evet, termal suyla seracılık girdi maliyetlerini ciddi oranda aşağı çektiği için işte az önce söylediğimiz gibi. Ve de pazar bulması kolay ve evet, de ürünün pahalı zamanına denk geliyor. Doğru yani söylüyorsunuz. Orada. Daha değerinde evet, en azından ürününü satabiliyor. Son olarak bu heyeti uğurlamıştık. O noktada kaldık. Oradan da veda edelim. Artık Kula Jeoparkı için tekrardan oraya döndüğümüzde inşallah bu yeni dönemle birlikte bambaşka bir kapının açılacağını söyleyebiliriz. Hepimiz merakla ve umutla Kula'ya ve sonra evet, da kentimize kazandıracaklarını evet, bekliyoruz değil mi? Evet. İnşallah biz bu denetimden sonra 4 yıl daha kullanacağımız belgemizi inşallah alacağız. Evet. Bunu da 2020 yılı içerisinde jeoparkların yılda iki defa olan toplantıları hı-hı, var. Hı-hı. İlk toplantısında ki o Mart'ta olacak. Hı-hı. İnşallah o zaman belgemizi alacağız. Peki diyoruz. Biz de inşallah o belgeyi buradan yine birlikte kutlama şansına sahip i̇nşallah oluruz. Değerli Manisalıların da görmekten büyük memnuniyet duyacaklarına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ben için. Ben teşekkür bizimle ederim. Bu çok sağ olun. Paylaştığınız için. Siz de jeoparka çok büyük destek veriyorsunuz. İnşallah bunun karşılığını alacağız. İnşallah hep birlikte tabii ki ortak amacımız. İyi çalışmalar diliyoruz, kolaylıklar. Sevgili seyircilerimiz, Kula Jeoparkı ile ilgili özellikle UNESCO ölçeğinde son derece önemli bir sürece girildiğini ve iki UNESCO denetçisinin hem Salihli'ye hem Kula'ya yapacağı ziyaretin ayrıntılarını öğrendik. Tabii ki alanında son derece uzman, yetkin bir isim. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil anlattı tüm bunları bize. Kendisine bu süreçte ekip arkadaşlarıyla birlikte başarılar dileyerek gündemden bir diğer önemli gelişmenin, bir diğer önemli haberin ayrıntısıyla devam edelim. Bu kez alanımız eğitim. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli eğitim hizmetlerinden biri olan MABEM'lerde kurs almak isteyen öğrenciler için 5-6 Ağustos tarihleri arasında kabul sınavı düzenleneceği duyuruldu değerli seyircilerimiz. MABEM'de geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan öğrencilerimiz için ikinci fırsat olarak görülen sınavlar 2 Ağustos tarihine kadar ön kayıt sürecinin devam edeceği şekilde düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin başarısıyla adından çokça söz ettiren eğitim merkezi MABEM'lerde geleceğini şekillendirmek isteyen 8. ve 12. sınıf öğrencilerine ikinci fırsat doğdu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için 18 Mayıs 2019 tarihinde yapılan seviye tespit sınavının ardından MABEM öğrencisi olmak isteyen öğrenciler için 5-6 Ağustos tarihlerinde kabul sınavı düzenleneceği duyuruldu. Başvuruların YKS sonuç çıktısıyla birlikte yapılabileceğini belirten MABEM Müdürü Cihan Tibikoğlu, mezun öğrenciler için sınav yapılmayacağını ve ön kayıt sürecinin 2 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirterek 17 ilçedeki tüm öğrencileri MABEM fırsatından yararlanmaya davet etti. Spor dünyasından gelişmelerin ayrıntılarıyla devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi ana haber bültenimize değerli seyircilerimiz. 2019-2020 sezonunda TFF 2. Lig ve 3. Lig'de gruplar belirlendi dün yapılan kura çekiminin ardından. 2019-2020 sezonu TFF 2. Lig ve 3. Lig'de grupların belirleneceği kura çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Kura çekiminde takımımız, kulübümüz Manisa Büyükşehir Belediyespor'u kulüp başkan yardımcısı Hakan Kadayıfçılar temsil etti. Ve takımımız şu anda ekranınızda da görmüş olduğunuz gibi 2019-2020 sezonunda TFF 2. Lig'de beyaz grupta mücadele edecek. Rakiplerimiz ise Kırklareli Spor, İnegöl Spor, Pendik Spor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer, Zonguldak Kömür Spor AŞ, Hacettepe Spor, Bak Spor Kulübü, Samsun Spor AŞ, Yeni Çorum Spor AŞ, Gümüşhane Spor, Hekimoğlu Trabzon, Ahmet Sportif Faaliyetler, Şanlıurfa Spor, Konya Anadolu Selçuk Spor, Tarsus İdman Yurdu ve Afjet Afyon Spor olarak belirlendi. İkincilik Beyaz Grup'ta takımımıza başarılar, iyi şanslar dileyelim.
ve transferle devam edelim. Manisa Büyükşehir Belediyespor geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen yetenekli kaleci Anıl Atağ kadrosuna kattı. Halil Onutmak spor tesislerinde düzenlenen imza töreninde hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki file bekçisi bu yıl takımıyla şampiyonluk yaşayacağına olan inancını da sözlerine ekledi. TFF 2. Lig'deki temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor kaleye önemli bir takviye daha yaptı. Geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen yetenekli file bekçisini kadrosuna katan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anıl Atağ'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Halil Unutmak spor tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan katıldı. İmza töreninin ardından konuşan Anıl Atağ, hedefleri olan bir kulübe gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Yani çok güzel bir kulübe geldim. Hedefleri olan, çok büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah geçen sene şanssız bir şekilde kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene kazanıp daha Süper Lig'e kadar gitmek istiyoruz. Yani onun için elimizden geleni yapacağız bütün takım olarak. Bunun için yeni sezon kampında bunun temellerini atacağız. Yani çok mutluyum böyle bir kulübe geldiğim için. Transferim demeye geçen başkanım, menajerim, hocalarım hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur, Allah utandırmaz. Sonu güzel olur. Sonu güzel ve kupayla biten bir sezon olur inşallah. Kazasız, belasız, sakatlıksız güzel bir sezon geçer inşallah. Sırada bir başka önemli transferin haberi var. Transferde hareketli günler geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor hücum bölgesini de yine önemli bir oyuncuyla güçlendirdi. Daha önce Osmanlı Spor ve Kardemir Karabük Spor formalarıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden ve son olarak da Altın Ordu forması giyen tecrübeli golcü Serdar Deliktaş kendisini Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 2 yıllığına bağlayan imzayı attı. TFF 2. Lig'de mücadele eden ve şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli forvet Serdar Deliktaş'ı renklerine bağladı. 32 yaşındaki hücum oyuncusu Halil Onutmak spor tesislerinde düzenlenen törende kendisini 2 yıllığına Büyükşehir Belediyespor'a bağlayan imzayı attı. İmza törenine Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Bora Çaylan da katıldı. İmza töreninin ardından konuşan tecrübeli golcü, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti. Öncelikle transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir aileye geldim. Kesinlikle Manisa geçen seneki yaptığı başarıyı bu sene üstüne katarak bir üst lige çıkacağız inşallah. Biz de elimizi taşın altına sonuna kadar koyacağız. İyi ya da kötü burayı kesinlikle bir üst lige çıkaracağız inşallah. Çünkü burayı hak ediyor. Çok güzel bir oluşum var. Çok güzel bir destek var. Belediye Başkanımız, Cengiz Başkanımız, Mevlüt Başkanımız çok güzel bir oluşum var. Transferde zaten hiç zorlanmadık. Çünkü çok güzel bir aile ortamı var. İnşallah bunu da biz sezon sonu şampiyonlukta taçlandıracağız. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz yıllarda Osmanlı Spor ve Kardemir Karabük Spor formalarıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele etti. Serdar Deliktaş geçtiğimiz sezonda Altın Ordu formasıyla oynadığı Spor Toto 1. Lig'de 6 kez rakip fileleri havalandırırken 4 kez de asist yaptı. Spor haberlerimizle birlikte bu akşamki ana haber bültenimizi de noktalamanın zamanı geldi değerli seyircilerimiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'nda çalışan tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte hepinize sevdiklerinizle gönlünüzce yaşayacağınız bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.